Senin lafına güldüm. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Buzağı içirdin mi? Allah bin bereket versin. Hadi diyor. İneklere her sağdığımda bunu eksiz söylerim. Sütleri damarları gür olsun. Allah'ın üzerine herkes nasip etsin diye. İnekleri bitirdim. Her zaman o dua ederim. Bunu da tabii ki 2,5 litre içti. Onu da ayırdık. O da yoncayla az garma veriyorum. Fazla vermiyorum. Bir de buzağı yemini yiyor. İşte bu şekilde hayat devam ediyor. Değil mi kuzum? Kardeşler, baban yarın bir gün şey yapacak. Annem unutturmuyor. Bakın bunların küpeleri takıldı. Normal gümüş değil, altın değil ama sapsarı. Şılay, değil mi kızım? Bayağı da bir numarası da çok. Tarama kayıt mı yaptırması gerekiyor? Evet, hangisiydi o? Aa, bu buzağının. Küpeleri takıldı da anasının tercihine giremediler işte. Bizim nasıl tercihimiz varsa ondan da küpe numarası tercih yerine geçiyor. Onu da işlem kayıtı üzerine geçiriverecek. Bak bu hayvanımız buynuzsuz. Buynuzları yok. Diğeri? Onun buynuzlu. O ya. Erkek, ben dişi zannettim. Nasıl anladın? Dur, bak, şuraya dokunları elle, şu kısımları elle, buynuz eline gelmez. Ha, yok yani, bir sertlik yok. Sertlik hafif vardır. Neredeyse buzağı bir aylık olacak yani. Bunu elle bak. Dur bir de bak. Ha, bak, bunun zaten bunu çıkmış bile. Onun da şöyle kendinden, bak. Allah'tan yani. Bunun da öyle yakmadık. Bunu görmesin, ummasın. Bak bunun, bunun varmış lan. Bunun da yok zannettim. Bunun da varmış buynuzları. Ama onu ay farkı diğer buzağa bakarak büyük olmasına rağmen bir boynuz belli olmuyor. Bunda belli oluyor. Atlıyor oradan da yoruluyordur. Niye tür, ne haber? Fare avcılığına mı çıktın? Senin de şimdiye kadar şöyle bir avcılık yapabildiğini, başarılıyla sonlandırdığını görmedim ya. Belki tutabiliyorsundur. Hani diğer süpürgede tongaların üstüne attım, o da yakılsın artık. Niye go, iş görür gün o. Görmez diye düşünmüştüm, alayım mı? Görüyorsun, damla ben örümcek kalem alırım. Ne kalem alırım? Doğru yok o. Bulama cezası. Bazen bir eşyanın yenisini bulunca eskiyi hemen çöpe atmak isteriz ya, benimki de öyle oldu işte. Dursun anne. Yok çünkü 2 senedir bak süpürge bağlamıyoruz. Ay bir de kenara koydu ya. Kediler düşürmez siye. Şunu şuraya koyayım da ben makineyi yıkayayım da ondan sonra hayvanları çıkaran ilgiyi ayarlayayım. Getirsem ben tavuklarımı gösteren yerlerini ver. Vereyim mi telefonu? Versen. Al o zaman. Tuttun mu? Açık şu an. Tamam, fark etmez, açık kapalı. Sus. Kedileri verdin değil mi süt köpeklere? Tamam, ver. Şimdi ben buraya arada süpürdükçe şuraya biriktiriyorum. Şurada delik var. Orayı açın. O benim için çok zor oluyor. O taşları alıyorum iş taraftan da. Buradan da küreğine atıyorum. Şimdi gelelim. Bunları epey, bu tavuklarımızı öbür yandaya da, bunlar bugün buraya geçtiler. Bunlar burada ayrı duracaklar. Evde yumurtlatma yemi yok. Tavukları getiren abi dedi ki yumurtlatma yemi verirsen bir ay sonra, 1,5 ay sonra hani bakışını göre yumurtlar dedi. Tam kaç taneydi? 15 taneydi. 180'den. Hatta eğlendim, kaynamı 150 demişim dedim. Yok abla sen ne diyorsun ya dedi. Sularını da şuraya kenara koydum. Gayri şimdilik şey verdim. Buzağı yemi başlangıç olduğundan küçük iri olsaydı yiyemezlerdi. İnşallah hasta olmazlar da büyüdürler. Biz de bolca yumurtalarını yeriz. Çok şükür bu sırla bir nadir azalttılar. Gelen giden takipçilerimi de veriyorum. Hele bir de çocuk oldu mu yesinler diye. Hiç affetmiyorum yani. Bak. Bak. Az değil bu. Bu az değil. Ha, kendi mamasını boş geçiyor. Ama buralara bakınıyor. Kedinin mamaları var diye. Gel. Bizim cross terlikleri de burada çıkarıyoruz. Cizmeleri ayağımıza giyiyoruz. Yakında arkadaşlar. Hayırmış şu kediye ehliyet alabileceğiniz mi? Bakınız.
Nasrettin Hoca'nın ters eşeğe bindiği hesabı gibi bizimki de ters mobileti böyle biniyor. Değil mi kuzum? Çok mu seviyorsun sen buraya oturmayı? He? Dünya güzeli. Kardelen abam örgütlüydü. Şöyle fotoğrafını çekti. Yapabildim mi yapamadım bilmiyorum. Böyle bugün 3 tane yumurta aldım. Gel Taraman. Taraman gel oğlum. Gel senin buradakini gel. Gel buraya bakayım. Burada ne var? Gel buraya bakayım mı? Buraya gel oğlum. Bu ne? Bu ne oğlum buradaki? He? Buradaki mama değil de ne? He? Ye onu. Al ekmeği ye. Sen kirli şey kemiğinden verdin mi? Bunları verdiydim ben. Neyden? Şeyden, kemikten aldım geldimden. Hayır. Kapılar kapılım abin gidecek diye şey ettim ben. Gel bakayım. Akşam vakti çocuklar bisiklet biniyorlar. Bunu da bağladım. Gel bakayım. Gel bakayım yakışıklı sen. Siz ünlüsünüz biliyorsunuz değil mi? Hızlanın bakalım. Bakın bir tanesi kabarmış. İbiğini çıkarmış meydana. Artistik yapıyor diğerlerine. Bir yalan gelen ben yerim. Alacaksın mı? Suyu basma, suyu basma. O hemen palak yiyen gibi de kurtuluyor. Gezen yumurtayı iyi mi? Tamam. Özen Mart'ı. O daha çabuk yumurtları yiyormuş hayvanlar. Zaten Özen Mart'ı iyi oluyor ya. Tamam yine Özen Mart'ı. Zaten o iyi oluyor diye. Tamam o iyi oluyor da paletini almayacağız bunda. He. Hep arıyorum kaç çocuğa. Allah Allah. Çocuklar. Eskiyecekler şeker mi gibi tozu mu olacak gibi dedim. Ben ilk defa duydum. Yemi tozu mu olurmuş? Önceden. Hani toz olurdu değil mi yemler önceden? Palet olmazdı kızım. Ya. Toz olurdu. Zavarı düşün aynı o şekilde olurdu. Sonra palet çıktı. Demek ki bu da yemin işlenmemiş hali gibi bir şey herhalde. Gel bakayım ya aslanım sen. Gel. Beni seviyorsan onu bayan çağırdı. Bak. Of course. Ne oldu? Yarış çöpleri toplayacaksın kesiktekiler şuradan. Evet şuradan hep rüzgarda toplanmış kesiklere. Sizin zamanında değil mi bunlar? Valla hemen hemen ikinci sırası. Şimdi damda bir işimiz yok. Kovada yemler de hazır. Emim yiyeceği karıştırdıktan sonra hayvanların önlerine dağıtacağız. Onlar da zaten şu an dışarıdalar. Dağılıyordu gazık gibi ağrı tersiye bak sertaptan geçirmiyor. Şey getireyim mi? Geldi fasulyenin faydalarını işte. Sıkıntılı noktadayız. Gancayı nasıl alacaksın buradan mı alacaksın? Alınmaz mı? Ben oradan kalktıkları öğren. Geliyor valla samanın hepsi geliyor. Emmi dikkat et hepsi sallanıyor. Hadi lan kaç valla samanın hepsi geliyor. Geliyor. Gerçekten geliyor. Yapma öyle bir hata. Vallahi hepsi gelecek. Vallahi gelecek. Halil vallahi git. Karabaş kaç. İş çıkartacaksın Halil sen. Geldi. Hepsi vallahi geliyor. Allah. Ne oldu? Bir de bir şey olmamış gibi hemen işine devam ediyor. Devam ver. Gel. Nasıl bitsin? Değil mi oğlum? Aç. Abla aç. Ağır vallahi. Ağır olan lan. Bunlar da top benim dolanma. Talaş. Abi beygirciler bile talaş. O beygirciler. Onlar beygirciler. Talaş diyorum ben sana daha tamam diyorum ya. Ne oldu kızlar? Karabaş. Kuzenin altına mı atacaksın anne?
Akıllının biri de buraya çöpü koymuş. Poletleri dayıyorum. Kaldıramadım. Bakın bağlı değilse ben onu daha sen anne ya tek elimle olmadı. Oraya götüreyim de koyalım bari. Nasıl buradan kaldıralım mı? He, ama şey çadır açılmıyor pale sayesinde. Ha şuraya bağlayıverim. Beni bağlı mı ki buraya? Bağlı mı bilmiyorum. Bağlı yani. Bağlı. Ha, o zaman onu durmasın bir anlamı yok. Annemle emmim ineklerin yeğlerini verdiler. Ben onlardan önce yukarı çıktım. Domatesli biberle bulgur pilavı yaptım. Kapat anne pişirse. Bu zevkler nasıl hiç baktın mı? Bakmadım. Göz kararı her zaman çiğ koydum fırına. Normalde olsa ben de bakmam da kolay kolay pek. Şimdi kaynım da gelecek. O böyle yemek konusunda jüri mi deniliyor? Öyle bir şeyler de olsa iyi olur. Gurme. Gelen emmim. Ben de babam mı diye düşündüm. O da işten gelecek az sonra. Hı? Bizim evde öyle ışıklar çoğunlukla çıkılır. Buyur. Katabildin mi doktora? Vallahi hayat uğraştım. Geliverendi. Limonay. Ondan bir şey değil. Ben 2-3 gün çıkamayacağım ondan. Ne daha bir şey bulma ya. Dövelerse de ya. Yiyem şeyden bir de. Anne yoğurt kasesi arıyorsan arama. Ben de bilmiyorum ya hayvanlara gireceğim. Çocuk yapacağız ya. Çocuk mu? Çocuğu boşuyorlar. Salatalığı rendeledim. Ne oldu? Çocuk yesin gelmedi be emmi. Sabahla yedi bir simidin makarayı. Acıktın mı? Acıktım. Fırında tavuk var. Bizim orada bir zeytin peynir oluyor. Peynir de gelmemiş mi? Hadi ya. Domates başka bir şey yok. Şimdi bir yedim 9'da bir tarlaya gittim. Valla ben de. Saat 3'e kadar hiç sağladan gelmedim ben. Sabah kalkmıştım durayım. Bir nazan kahveyi çağırdı. Yanında çikolata yine. Başka bir şey 3'te 3'e kadar çiğ tüsü yedim. Ben de bir bisküvi yedim. İnekten enerji süpürüyordum. Çay koydum da çay iç yedim. 4'e çeyrek vardı tavuk çorabı. Abim ben orta köyün oradayım. Abi daha ben işten çıkmadım dedim. Hemen koştum giyindim. Çayı içemedin mi? İçemedim daha 4 kadar çay içeyim dedim. Bir bu ara. Buyurun oturuyorum. Bir şey oluyor. Karen salatayı verelim mi? Olur. Ha? Olur yapıverdiysen fark etmez. Marullar çözmüştür. Onları ilk yukarı çıktığım zaman yıkamıştım. Dada nasıl? Bugün aldım ben onu. Güzel mi? Buraya gelen ondan böyle 15'ten aldın mı? Kavunlar güzel oluyor. Nereniydi? Karen yayılan mıydı? Hı hı. Yemeği yedikten sonra da magnolia tatlısı yapacağım. Magnolia. Hani bardakla yapıyorum ya muzla. Ondan yapacağım emmi. Benim ilaçlardan vereyim ben sana. Eşek var. Onu yedik kolay içeceğiz. Su iç vereyim arkasından. Annem salatayı yaptı. Tavuk da önceden pişmişti. O da ısınıyor da. Görüyor musun karnına? Görüyorum. Bu küçücük 300 traktörü vallahi ne kadar yer sürdü bu. Kaç sürdü? Nereden masaya 20 dönüm yer sürmüş. Benim bahçeydi sürüve de ıspanak ekiyor ben bir yeşil değilim. Muradiye'ye gittim. Onun bahçeyi sürmeyeceğiz. Ne zaman? Perşembe izinliyim geliverem dedim. O da perşembe ben uşaklı oluyorum dedi. Ya yakında sürersek temizledim ben oraya. Cumartesi sürüverem dedim ya. Yarın darı pisliğinde halledersem. Biberle bahçe yok mu sende? Biber yarı yeri yarı yeri. Motor hepsini de yiyelim. Ispanak yeşillik ekeceğim. Ne yemekçi? Aa şeyden o üstte adam tarafta. Orayı temizledim oradaki domatesleri. O sonra tamam olsun. Tüh valla iş çıkıyor bunun. Ne için? Sürdürme i̇ş sen anne. Çıkıyor. E nasıl ekeceğim ben ona? Löp gibi şey otlar. Hani hiçbir şey ekmeyi belki. Yorma kendini. Allah, o zaman olmaz. Onu demek istedim ben. O zaman edemem. Sen ne durun et olsaydın? Ben kameramancıyım. En son sofraya ben otururum.
Dizeceğiz. Bilmezsin. Takipçilerleri görüyor. Yolda da çağırıyor. İşte bak tanıyorlar seni. Sen de ünlü olmuşsun hem bu uşaktan. Seni bildiğin kadar daha beni bilmemişler. Baksana sen bizim evet. 4 kişi de yok. Senin aradığında ben yenice tavukçudan gavuk alıyordum. Onlara şey diyordum. Nasıl hallettin? Seçerim daha. Keşke ben gelince bak. Daha bizim ufak tek tavuk olan yere koyarız. Beğenirsen beğenirsen ben beğendim tavuk olsaydı acıydım başlar. Ya böyle... Arkası yok muydu? Vallahi sormadı. Garadan alaydın. Garadan. Aslında garadan alsa daha sağlam diyorlar da bilmiyoruz yine. Olmaz ki bir dakika varlardan bir 15 kadar da gara getiririz diyelim ya. Sonra versin parasını fazla istiyorsan getirelim dedi de ben sarılmam mı bilmiyorum da. Karada getiremiyor sonra veriyor parasını dedi de ben sonraya bakmayayım dedim de. Ondan yumurta herkes de bundan başlar. Şöyle baktım kursaklarım dolu. Yani yem yemişler mi? Yemişler de az yemişler. Burada yemişler. İndirken boştu. Yemeği yedik. Mutfağı toparladık. Akşam üzeri komşumuz Nazan abla ateş yakmıştı. Yani ateş dediğim işte hani arada yakıyoruz ya çöpler falan. Şu an karanlıkta fazla belli olmadı. Neyse o çöplerini yakınca annem de bizim avludaki tonga çöplerini yakmış. Az önce de ateşe bakmaya gitti. Şimdi de hala eve gelmedi. Muhtemelen sokakta Nazan ablayla tıkırdıyorlardır. Şimdi ben de magnolia tatlısını yapacağım. Malzemeleri zaten yemekten önce hazırlamıştım. Hazırlamasaydım belki yine kararı değiştirir yapmamayı tercih ederdim. Bu yüzden... 2 ölçü yapacağım. Bu yüzden 2 litre süt var. Ben burada 2 ölçülük hazırladım malzemeler ama sizin aklınıza kalması için 1 ölçülük malzemeleri sayacağım. 1 litre süt 1 ölçü için 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı da nişasta. Bunlar dediğim gibi 1 ölçülük ama ben hepsinden 2 katını koydum. Hemen ne yapalım? Ocağın altını açmadan önce malzemeleri bir koyalım, karıştıralım. Yalnız ben kepçe çıkarmışım. Niye böyle bir şey yaptım acaba? 2 ölçüden de 9-10 su bardağı geliyor. 9 tane bardağı da çıkardım. Buradan çırpıcıyı çıkaralım. Diğer malzemeleri de ekleyeyim. Vanilyayı da en son kaynamaya başlayınca ekleyeceğim. 2 su bardağı şeker. Ve nişasta. Annem eve gelmiş olsaydı o beni çekerdi ama o gelmediği için başımın çaresine bakayım. Yapayım dedim. Çünkü nasip olursa sabah erkenden yola çıkacağız tatil için arkadaşlarla. O yüzden işte tatildeyken yayınlayacağım videoları falan hazırlayacağım daha. Vakit geçmeden bunu da yapayım. Şimdi azıcık da ben de karıştırıveren dedim. Ateşe bakmayacaktım. Azıcık Nazan'dan çene çaldım. Oradan geldim. Genç kısmı bazen biz de öyleyiz. Bir yere gideceğimiz zaman kıyafeti görer çanta uyumlu olacak. Kardelen Aslan'ın da çantasının kenarı kopmuş. Ana sen bunu elinden halledersin dedi. Baktım galiba dikilecek. Onu dikiverdim. O da bunu yapıyordu. Ağza karıştıran diye geçtim. Bir ara geçtim baktım kaynamıyor. Bıraktım geri gittim. Geri geldim şimdi içime de sinmedi. Saat de bayağı ona gelmiştir. Geldi. Kardelen yatıyoruz mu? Sabahleyin uyup kalıyoruz mu? Sabahleyin 7'de kalkıyoruz mu? En iyice otobüs biletlerdi yok da. Aynen. Ama erken çıkarsanız sizin için iyi olur. Evet. Yani daha fazla gelmiş olursunuz. Şimdi bunlar acı tatlı iyi kötü her şeyi götürüyorlar. Apartta kalacağız diye. Hani yeri gören dıştan yeri görür, yerini görür de evden yeriz diye. Diyorum anlatıyor kardelen şunu şunu getirecek bunu olacak kardelen diyorum arkadaşlarım söyle diyorum.
Diş çaktırmamı gülmeden yarın annem sabah kahvaltısına gelecek diyorum. Gidecek daha bakalım diye. Sabah kendi söyle bakalım. He? Sabah bizi bırakmaya gideceksin ya Ebru'yla. O zaman kendi söyle. O zaman inanmaz daha. Sen onu akşama ne diyeceksin ki? Yarın annemle konuştum. Yarın o da geliyor. Sabah kahvaltısı yetişecek diyeceksin yani. Tamam. Yağmura bak bile inanmaz. Beyzan malım aşırı boyutta nereye gelecek diye. İneklerimi de götürme bilme imkanım olsa ben de giderim. Ne güzel salarım denizin içine. Gezinirler gelirler. Olurlar diye aklım gider bu sözlerimde. Onları götürmeye kayırmıyorsun da boğulmalarına mı kayırıyorsun? Senin bütün hayvanlarını böyle kaz, tavuk, kedi hepsini saydığımızda bir tane tır ayarlaman lazım. Şu giderken eşik hava fırkasının yanında orada şeyler var ya, konteyn ve apart şekli gibi. Evet, çadırlar. Onlardan lazım bunu bana. Genelkert bunu kardelen yapıyordu. Ben pek yapmadım ona. O bu işleri ele alak, ben biraz kenarda kaldım. Halam dediği gibi Hatice sıklıkla yapıyor, ben yapmıyorum. Biz daha yapıyor dediği gibi. Evet. Halamda 3 tane yetişkin genç kız var. Üçü de çeşit çeşit yaptığı için ona düşmemesi gerçekten normal. Kaynasın mı çıktı abla? Bence bir altını biraz açalım. Ondan sonra kapatalım artık ya. Bu arada kıvamı ilk benim yaptığımda bundan 3 sene önce falandı. Nişastasını ve ununu çok koymuşum. Bayağı bir koyu olmuştu. Löp gibiydi. Bisikletlerin hoşuna olmuyor. Gitmemişti. Bu şimdi sıcak kanı böyle akışkan oluyor ya. Evet. Soğunca donuyor. İlkten insan bilemiyor ama bunun kıvamı iyi bence. Evet, güzel. Şöyle dibini tutmasın diye sürekli karıştırıyorum. Şimdi sıcağıyla bütün bardaklara koyan ya sen bunları. Zaten. Sen önceden altını şeye katıyordun, bisküvit kırıntısını. O da işte, hoş olmadı, oluyor. Aynen. Yani dedim ya, altı bundan katalım. Kapatıyorum galiba bunu. Kapat, kapat. Dur. Şöyle tabak koyalım. Aynı bardakla ama. Bu 3 farklı set. Ha. Diğer 6'sı aynı. Ondan zaten 3 tane almıştık. Yani 6'lı grup değil. Bir her şeye yeter bence. Biraz daha koyabilirsin anne. Çünkü yetiyor. İnsana yetmeyecek gibi oluyor da. İyi mi? Hı hı. Buna da tekrardan ilave ediver. Galiba biz bunu uludu mu? Az dura yeriz. Evet. Ondan sonra devriliriz. Eşim de 3 gündür yollarda. Daha henüz eve gelmedi. Gelmiş de köy meydanındaymış. Onu da geldiğinde soğumuş olur. Yükü normalde İstanbul'a götürüyordu. İstanbul'dan buraya getiriyordu. Bu yol ısırla hep saman götürüyor. Onu da Çanakkale'den sarıp ödemiş mi? Niye güldün? Bütün bardaklar battana güldü. Baksın ne olacak en gücü. Yirkene batmayacak mı? Kaşık sıyrılmayacak mı? Değişen bir şey yok. İçinize çıkmayacağına göre bu. Mideye gidecek. Olsun anne. O zaman diyecekler, kardeşler, anan aklı veriyor. Geçeydin, başını yapaydın diyecekler. Yapmıştım da var canım. Hayır, ben seni yapmıyorum diye demiyorum. Bak, evet. Takipçilerin dediği sözü ben söylüyorum. Benim kulağıma geliyor. Anan yapıyor kardeşler. Sen daha niye oradan şey yapıyorsun diyecekler. Şimdi anne böyle görünüş olarak böyle kafaya takmıyor ama normalde huyunu biliyorsunuz. Bir işi yaparken böyle özenerek yapar. Mesela erişte keserken bile kalın olsun istemez yani. Her türlü mideye gidecek diye düşünmez. O yüzden annemin bu lafına şaşırdım. Kızım bak, süs dedim mi o da olacak. Yeter mi bu? Şimdi ilk önce muzları koyacağız anne kenarlarına, ondan sonra bisküvi üzerine. Şöyle kenarlarını bulacağız. Evet. Bu benlik değil pek de. Ben ince detayları pek edemem. Bir tanesini yap, ondan sonrasını ben hallederim. Bu benim olsun. Tamam. Tamam, bu benim olsun mu? Olsun. Dur sen. Ben muzu daha çok seviyorum, dur sen. En hadi güzel bakalım. Kız var mı? Var ha. Var, muz var. Bak bu benim, tamam mı?
gidiyor. Hayır, emim gitmiyor. Bir transit geçti. Bak bu benim dedim bak. Karıştırma. Farklı bir şey olacak bu. Bir daha mı yapacaksın kat? Ha. Kendine tamam. Torpil geçti. Hay yavrum. Geçebilirsin. İşte senin, aç da senin. Ha, tamamdır. Ve sorun da bitti. Bitti ama malzemeler de tam denk geldi. 2 pakette burçak bisküvi vardı. O da yine ölçülü olduğu için ne kaldı ne de yetmemezlik oldu. Yine muhallebi de içinde aynı şekilde bu kadarcığı kaldı. İşte en altında muhallebi, sonra muz, bisküvi, tekrardan muhallebi ve bisküvi olarak yapmış oldum. Az sonra da soğusun, tadına bakarız. Sonra zaten kalanları da buzdolabına koyarız. Kadir abi, bu da şey gibi oldu. Böyle hasırdan tabağı nasıl boyuyorlar, ne onun adı? Biliyor musun? Sunum tabağı falan demek istedi. Öyle bir şey. Adını bir türlü bir şey, değişik bir şey diyor. Altıp mı? Hayır değil. Farklı bir şey. Neyse işte. Herhangi bambu bir şeyse. Ha? Bambu mu? Bambu tabak değil mi kızım? Hani bu tahtalara bambu diyoruz tamam ya. Tamam, onu bambu da hasır kılıklara. Asıl ismini ne diyorlar ki dedim. He, onu hasır dedim. Mı diyorsun sen? He, yani tabak altına koyuyorlar ya. Tamam. Ben de son noktaya koyacağım. O da onun yerine geçiyor dedim. Daha henüz soğumamış. Uyku da gözümden akıyor. Sizler de bunu fark etmişsinizdir. Artık Kardelen'in elini kolunu sağlık. Gece gale kakan, uykudan kakan, işten gelen hesabı, kahveden gelen hesabı yiyir buna. Evet. Kardelen'im de 4 gün tatil yapıp gelecek. E bizler malmaşat olduğumuz için fazla bir yere çıkamıyoruz. Bizim için şehre gitmek de idealdir. Kardelen'a gezmiş, benim yerimde gezmiş olabilir o. Değil mi ga? Hadi eve ga. Evet anne. Değil mi? Beni çantamda götürecek mi valize için? Götüreceğim. Ben girsem baban arar mı ki beni? Yok, aramaz. Normal şeydir, dışarıda aramasa bile normallığa bakılacak ya. İmran yenge ararlar, İmran Selam yenge ararlar, Sabah teyzen ararlar. Onun da o mallara herkesin sığılacak. Bunu da çocuk maması gibi ettim. Aynı o şekilde oldu. Artık burada videoyu sonlandıralım. Kardeşim gibi bir ona bakın, bir buna bakın Allah aşkına. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Güzel yorumlarınızı her zaman için bekliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Kaç bin olduk ka? 22 bin, yok 323 bin mi? 24 bin mi? O civarlardayız herhalde değil mi? Yanlış mı ka? Öyle bir şey ya. 34 300... falan değil mi? Yok, 34'e gelmedik. Değil mi? İnşallah onları da görürüz. 500 binlere falan inşallah görürüz bakalım. Tabii ki kimin sayesinde olacak? Onlar da sizlerin sayesinde olacak. Çorba oldu da. Karıştır yapalım. Çünkü zaten içindeki bisküvi, hani çocuklar süte falan bisküvi doğrarlar ya, hani şu an görünüş öyle oldu. Tadı çok güzel ama ılık. Soğuk olunca muzun tadı geliyor ya. Evet. Ama yiyeceğini de yatacaksın galiba.